Asırları aşan bir kültür Türk kahvesi yemekten sonra yorgunluğa, kız isteme merasimlerinde olmazsa olmaz. Peki Türk kahvesi kültürü nereden geliyor? Doğru bildiğimiz yanlışlar neler? İlk bulunduğu zaman adı Bun ama bölgenin adı Kaffa olduğu için, Kaffa'dan geldiği için insanlar o Kaffa'dan gelen içecekten içelim falan denmeye başlamasıyla adı kahve olarak, Kaffa olarak, kahve olarak dünyaya yayılıyor. Ama Türk kahvesi olarak yayılması Avrupa'ya ve Amerika Türkiye'den gitmesinden dolayı. Elçilerin, devlet adamlarının Avrupa'ya taşıması, Osmanlı'dan öğrendiklerini Avrupa'ya taşımasıyla Türk kahvesi tarzı o şekilde geçiyor ve ismini alıyor. Kız isteme merasimlerinin vazgeçilmez geleneği tuzlu kahve. Peki hikayesini biliyor muyuz? Bakma bakma. Heyecan <laughs> yapma dökeceksin. Aşkları çok meşhur olan, dile düşmüş, dillere destan olan bir aşk hikayesi. Diyor ki biz parkta buluşurduk, işte birbirimizi çok seviyorduk. Bir gün ailemle tanıştırdım, beleşimi sevgilimi. Dolayısıyla evde annem kahveni nasıl içersin dediği zaman, o da şekerli kahve içerim diyeceği yerde heyecandan tuzlu içerim diyor. Annem de biraz şaşırıyor, meşhuruyor ama gidip tuzlu kahve yapıp geliyor. Dolayısıyla delikanlı hiç ses çıkarmadan o tuzlu kahveyi içiyor. Ondan sonra da bu espri üzerine sürekli tuzlu kahve pişiriliyor. Her eve gelişler bizim damat tuzlu kahveyi seviyormuş diye. Kahve satılan yerlere kahvehane dendi ama o kültür zamanla değişti. Önce alimler, din adamları, askerlerin geldiği, entelektüel kadronun geldiği mekanken zaman içerisindeki toplumun her kesiminin rağbet ettiği mekanlar haline geldi. Bu sefer her kesimden insan gelince anlaşmazlıklar oluş, oluşacağı için yavaş yavaş kahveler birbirlerinden farklılaşmaya başladı.